Futbolcular, iş adamları, hatta akrabaları, onlarca kişiyi kurduğu tezgaha çekip ipliği pazara çıkınca da tutuklanmıştı bankacı Seçil Erzan. İlk günden bu yana sahte fona adı verilen Fatih Terim'in de ismi geçiyordu dolandırılanlar arasında. Hakkındaki iddiaları hep reddetti. Ancak bugün çok önemli bir gelişme oldu. Savcılık Terim'in hesaplarına inceleme başlattı. Yani bu şu demek, sahte fona para yatırıp yatırmadığı tespit edilecek ve bir ayrıntı daha, konuyla bağlantılı bir de liste yayınlandı. Erzan'ın aralarında Terim çiftinin de bulunduğu kurban listesi. Sahte fona adı verildi ama o defalarca ilgisinin olmadığını söyleyerek hakkındaki iddiaları reddetti. Fatih Terim'in hesaplarına savcılık inceleme başlattı. Gelişme sadece bu değildi. Seçil Erzan'ın milyonlarca doları topladığı ve kurbanlarının adını el yazısıyla not aldığı borçlu listesi de deşifre oldu. İçlerinde eski Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör Fatih Terim'in de bulunduğu, birçok kişiye sözde yüksek karlı fon vaat edip dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan'la ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Tuttuğu liste ve ünlü isimlerden aldığı yüksek meblağlar dava dosyasındaki yerini aldı. Seçil Erzan'ın alacak verecek listesini Arda Turan'ın isteği üzerine hazırladığı iddia edildi. İçindeyken bazen yaşarken tabii ki çok keyifliydi ama o anlar çabuk geçiyor. Ödeme yapılamayan isimler arasında her ne kadar fonla bir ilgisinin olmadığını öne sürse de Fatih Terim ve eşi Fulya Terim de vardı. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın. Fatih Terim ve Fulya Terim'in ne kadar alacaklı olduğuysa listeye göre belirsiz. İsimlerinin yanına konan soru işareti ise dikkat çekici. İşte tam da bugün kafalarda soru işareti yaratan meseleyle ilgili savcılık devreye girdi. Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı aracılığıyla parasını fona aktardığı iddia edilen görüntüleri ilk kez ATV Haber ortaya çıkarmıştı. Soruşturma derinleşti. Terim'in banka hesapları incelemeye alındı. Savcılık Fatih Terim'in fona para yatırıp yatırmadığını ya da sahte fondan gelir elde edip etmediğini araştıracak. Nerede? Nasıl? Haberim yok. Erzan'ın tuttuğu o kağıtta ödeme yaptığı isimler de vardı. Öyle ki Ayhan Akman, Semih Kaya gibi eski Galatasaraylı futbolcuların yanı başına fazla verildi notu düşmeyi de unutmadı.